Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Nükleik asitlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Hem nükleik asit hem protein sentezi ile ilgili. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Grip olmuşum, o yüzden birazcık sesim değişik gelebilir. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, buna başlamadan önce elinizdeki kaynaklardan kesinlikle soru çözümü yapın. Ama şöyle söyleyeyim ben ilk önce. TYT ve AYT kaynaklarından önce bir soru çözün. Daha sonra arkadaşlar ÖABT kitaplarından soru çözün. Zaten piyasada çok fazla ÖABT ile ilgili soru yok. Yani kaynak hani sınırlı biraz. Olan kaynaklarda kalite açısından birazcık sıkıntılı. Baktığımız zaman ben mesela bir yayın almıştım. Yayın adını söylemeyeyim ama çok gereksiz sorular sormuş. Yani aşırı detay. Bizim hiç duymadığımız, Campbell'da bile yazmayan şeyler sormuştu. Mesela ben o yüzden çok pişman olmuştum o yayını aldığım için. Aldığınız yayınları mutlaka inceleyin. O şekilde alın arkadaşlar. Özellikle ben elinizle almanızı tavsiye ederim. Çünkü veya biliyorsanız eğer önerenler varsa o şekilde alın. Çünkü dediğim gibi hani çok kalitesiz yayınlar var. O yüzden mutlaka dikkat ederek alın. Gereksiz bilgiyle doldurmamıza gerek yok kafamızı. Hem de dediğim gibi hani soru sorma tarzı olsun, şey olsun, birazcık bizim için uyumlu olmalıdır. TYT kaynaklarını çözün dememin sebebi ilk önce basit düzeyde bir yerleştirelim. Daha sonra ise daha detaylı düzeyde arkadaşlar çözüm yaparız. Özellikle işte özel okullarda görev yapmayanlar, hani hiç ders anlatmamış olanlar için söylüyorum bunu. Çünkü özel okulda ders anlatanlar, mesela şu an yapanlar hem de beni dinleyenler vardır illaki. O zaman zaten soru çözdüğünüz için bir nevi basit düzeyi oturuyor kafamıza. Ama hiç soru çözmemişsiniz. İşte hiç ders anlatmamışsınız. Anlatsanız da yeterli değildir. Çünkü bir konunun kafamıza yerleşmesi için en az onu 2-3 kere anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela sizin bir konuyu işte özel okulda dediğim gibi çalışanlar bilir veya özel ders verenler bilir. Bir konuyu ilk anlattığınız sınıfla en son anlattığınız sınıf çok farklılık gösterir. Çünkü ilk anlattığınız sınıfta eğer o konuya ilk defa çalışıyorsanız ve ilk defa anlatacaksanız biraz daha böyle tedirgin anlatırsınız. Ama en son anlattığınız sınıfta daha böyle hakim olduğunuz için konuya daha böyle eğlenceli, daha detaylı anlatırsınız. O yüzden dediğim gibi eğer özel okulda çalışmadıysanız, bu konularla ilgili çok fazla bilginiz yoksa önce TYT ve AYT kitaplarından soru çözümü yapın. Özellikle internet siteleri var zaten arkadaşlar, böyle TYT AYT soru çözümü yaptıran. Oralardan da çözebilirsiniz veya elinizde kitaplar varsa bunlardan da çözebilirsiniz. Daha sonra ÖABT sınavına geçelim. Bir de ben şunu da söyleyeyim. Konular bittikten sonra eğer inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmazsa soru çözümü olarak ayrı ayrı videolar çekeceğim. Genel tekrar olsun diye. Şöyle bir tane kitap alacağım. O kitabı işte her videoda 2 tane 3 tane soru sayısına göre veya konuya göre konu konu çözüp ilerleyeceğim arkadaşlar. En son bu kitabı da bitirdikten sonra deneme çözeceğiz birlikte. Yine o denemeyi de hem kendim çözerek hem de videoya çekerek YouTube'a yükleyeceğim. İnşallah oradan da yine bayağı bir ilerleme kaydederiz. Evet, bu şekilde şimdi dönelim sorularımıza. Arkadaşlar yine tam hatırlamıyorum ama 12-13 tane sorumuz var burada. Dediğim gibi kısıtlı soru alıyorum ben burada. Çünkü daha detaylarını siz de karşınıza çıksın diye, yani siz de çözün diye. Gelelim şimdi birinci soruda. Diyor ki bir DNA molekülünün fosfat sayısının bilinmesiyle DNA'da bulunan bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? Şimdi arkadaşlar fosfat sayısını biliyoruz. DNA'daki eşitlik neydi? Bakın. Nükleotit sayısı eşittir baz sayısı dediğimiz toplam baz sayısı. Toplam, mesela adenin bazı sayısı, guanin bazı sayısı ayrı ayrı değil. Bunların tamamı eşittir fosfat sayısı. Fosfat sayısı. Şimdi bakıyorum, ben fosfat sayısını biliyorsam deoksiriboz sayısı, bakın burada eşittir şeker sayısı da diyebilirim. Şeker sayısı. Çünkü bir nükleotidin yapısında ne vardı arkadaşlar? Bir tane azotlu organik baz. Bu azotlu organik baz 4 tane olabilir değil mi? DNA için düşündüğümüzde adenin, guanin, sitozin ve timin. Şimdi ben bunların toplamının sayısını bulabilirim ama tek bir tane adenin sayısını mesela bulamam. O yüzden bu gitti. Nükleotit sayısı arkadaşlar zaten tamam nükleotide eşitti. O yüzden bunu da bulabiliriz.
Bu da şu arada şunu da göstereyim. Bu da fosforik asit. H3PO4 diyelim. Şimdi ben şunların sayısını bulabilirim. Yani deoksiriboz sayısını bulabilirim. Nükleotit sayısını bulabilirim arkadaşlar. Bakın, purin nükleotitlerinin sayısını da bulurum. Neden? Çünkü bir DNA'da purin sayısı eşittir pirimidin sayısı. Pirimidin sayısı. Eğer fosfat sayısını biliyorsan, mesela 1000 tane fosfat varsa 1000 tane nükleotit var demektir. Bunu ikiye bölersem eğer bu sayıyı, 500 tane pürin, 500 tane de pirimidin vardır derim. O yüzden pürin nükleotitlerinin sayısını da bulurum. Bu arada pürin nükleotitleri neydi? Adenin ve guanin hem DNA'da hem RNA'da ortaktı. Pirimidin ise neydi arkadaşlar? Sitozin, timin ve urasil. Bunlar da pirimidin nükleotitleri. İkili ve üçlü zayıf hidrojen bağ sayısı. Bakın işte bunu bulamayız. Neden? Çünkü ikili bağlar adeninle timin arasında, üçlü bağlar da guaninle sitozin arasında. Ben bunların ayrı ayrı bulmam gerekiyor ki, hani kaç tane adenin kaç tane guanin var bilmem gerekiyor ki hidrojen bağ sayılarını da bulayım. O yüzden 4 numarayı bulamam. Toplam baz sayısı, zaten buraya toplam baz sayısı dedik, bunu da bulabiliyoruz. Cevabımız 4 olur. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki ikinci soruda DNA molekülünün sentezi sırasında çift zincirde halkasal dönüşleri yapan enzim. Arkadaşlar, süper halkasal dönüşler vardı biliyorsunuz DNA'nın o çift sarmal yapısında. O dönüşleri oluşturan enzim ya da bozan enzim hangisiydi? Topoizomeraz enzimiydi. Ama şunların da bir görevlerini söyleyelim. Helikaz enzimi ne yapıyor? DNA'daki hani zincirler arasında hidrojen bağları var ya, onları koparıyor. RNA primaz DNA replikasyonu için gerekli olan RNA primerini üretiyor. Hani DNA direkt olarak replikasyona başlayamıyordu. İlk önce bir RNA primeri üretiliyor. Daha sonra bu primer uzaklaşınca DNA polimeraz gelip bu primerin bulunduğu yere bağlanıyordu. O yüzden bu da RNA primerini üretiyor. DNA ligaz, hatırlayın, bir zincir kesintisiz olarak sentezlenirken diğer zincir parçalı olarak sentezleniyordu. Parçalı olan yapılara biz ne diyorduk? Okazaki ligamentleri veya Okazaki parçacıkları diyorduk. İşte o Okazaki parçacıklarını birleştiren enzim DNA ligaz enzimidir. DNA polimeraz da zaten zincirin karşısına yeni bir zincir sentezleyen enzimdir arkadaşlar. Cevabımız ne olur? A şıkkı topoizomeraz enzimi olur. Veya topoizomeraz demez de ikinci ismi neydi bunun? DNA giraz enzimiydi, değil mi? DNA giraz bunu da söyleyebilir. İkisi de aynı işi yapıyor. Gelelim üçüncü soruya, sayısal bir soru. Diyor ki 5400, pardon, 54.000 nükleotite sahip bir DNA molekülünün anlamlı zincirinin 1 bölü 9'u mesajcı RNA sentezi için açılmıştır. Buna göre sentezlenen protein zinciri kaç amino asit bulundurur? Şimdi arkadaşlar, 54.000 nükleotite sahip bir DNA varmış. Şimdi DNA kaç zincirliydi? 2 zincirliydi. O zaman ben 54.000'i ilk önce bir ikiye bölerim ve tek bir zinciri bulurum. Bakın kaç olur? 27.000 olur, değil mi? 27.000 bir zincire denk geliyor. Çünkü sonuçta mesajcı RNA'nın üretilmesi için bir zincir kullanılıyor. Bunun 1 bölü 9'u. O zaman ne yapacağız? 27 bini 9'a böleceğiz arkadaşlar. O zaman da ne olur? 3000, değil mi? 3000 tane, şey pardon, 3000 nükleotitlik mRNA üretilir. 3000 nükleotitlik. Şimdi bize kaç tane amino asit bulundurur soruyor. Şimdi amino asit için ne demiştik arkadaşlar? Üçlü nükleotitler yan yana geliyor. Üçlü nükleotit. Şimdi ben 3000'i 3'e bölersem bu sefer kaç amino asit olduğunu bulur muyum? Bulurum. Ama bir işlem daha yapacağız burada. O zaman 3000 bölü 2 derim. Kaç olur? Pardon, 3000 bölü 3 derim. 1000 amino asit demem gerekiyor. Hemen atlarız şıklarda 1000'e. Ama hatırlayın ne vardı? Durdurucu kodon. Durdurucu kodon amino asit şifrelemiyor. O zaman eksi derim, durdurucu kodon. O zaman ne olur arkadaşlar? Eşittir 999 tane amino asit sentezlemiş oluruz. Sakın durdurucu kodonu ihmal etmeyin arkadaşlar. Zaten durdurucu kodon eğer ihmal edilecekse soru da parantez içerisinde veriyor. Durdurucu kodon ihmal edilecektir diyor veya edilmeyecektir diyor. Burada 999 tane amino asitlik bir proteinimiz oluşur. Gelelim
dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda da diyor ki, melez bir bakteri DNA'sı ağır azot taşıyan ortamda 8 kez eşlenmeye bırakılmıştır. Şimdi arkadaşlar, bu tür sorularda diyor ki eşlenme sonucunda melez DNA'ların ağır DNA'ları oranı. Şimdi melez DNA'nın, bakın, melezlik nasıl oluşuyor? N15, N14 zinciri var. N15, N14 zinciri var. Şimdi melez dediği için bunu hangi ortamda eşliyor? Ağır azot, yani 15'li ortamda. Bir kere eşlemeyi yapalım isterseniz, bakın. Şöyle N15, N14 dedim. Karşısına yeni bir zincir gelecek. Ne olur? Bu da arkadaşlar ağır azotlu ortam olduğu için N15'li zincirler gelir. N15'li zincir. Bunu ben 8 kere yapmak yerine şöyle yapıyorum. Bakın, bizim bir formülümüz var. 2 üzeri N formülü. Buradaki N eşleme sayısıdır. Kaç kez eşleniyor? 8 kere. 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 kaç yapar? Şimdi hesaplayalım bir. Evet, kaç yapıyor arkadaşlar? 256 yapıyor. Şimdi buradaki 256 oluşan DNA sayısı. Bize neyi soruyor? Melez DNA'ların ağır DNA'yı oranı. Şimdi bir kere eşleme yaptığınız zaman orada melez DNA sayısını bulursunuz zaten. Melez DNA kaç tane var? Melez DNA dediğimiz 1.14, 1.15 olacak. O zaman bir tane vardır arkadaşlar. O zaman bu 256 taneden bir tanesi melezdir. Geriye kalan 255 tanesi nedir? Ağır DNA'dır. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1/255 olur. Geçelim diğer sorumuza. Şöyle altıncı sorumuz diyor ki, RNA ile ilgili hangisi yanlıştır? Sentezi DNA üzerinden DNA polimeraz enzimi ile yapılır demiş. Arkadaşlar, RNA DNA polimerazla mı üretiliyor? Hayır, değil mi? RNA polimeraz ile üretiliyor. Yanlış olan bu olacak. Diğerlerine de bakalım. Tek zincirli olduğundan kendini eşleyemez. Evet, DNA tarafından sentezlenir. Kendini onaramaz. Evet arkadaşlar, doğru. Protein sentezinde yürütücü konumdadır. Doğru. Yürütücü konum dediği, hani mesajı RNA geliyor, ribozomun küçük alt birimine bağlanıyor ya, orada işte bir yürütücü konum gerçekleşiyor. Hem çekirdek hem de sitoplazmada bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Yedinci soru diyor ki, protein senteziyle ilgili hangisi yanlıştır? Bu arada 4'ten 6'ya mı atlamışım ben? Hemen bakayım. Evet, 4'ten 6'ya atlamışım direkt. Neyse olsun. Yedinci soru. Protein senteziyle ilgili hangisi yanlıştır? Mesajer RNA zincirinin uzunluğu protein molekülünün büyüklüğünü belirler. Doğrudur arkadaşlar. Ne kadar uzun olursa o kadar büyük bir protein sentezlenir. Amino asitlerin bağlanma biçimleri proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. Arkadaşlar, bağlanma biçimleri hep aynı değil mi? Hangi bağ oluşuyor? Peptit bağı. Birinci amino asitin karboksil ucu ile, bakın, COH ucu ile ikinci amino asitin amino ucu arasında bir bağ kuruluyor ve peptit bağı diyoruz biz buna. Her bir amino asitte bu aynıdır, değişmez. Dolayısıyla proteinlerin birbirinden farklı olmasını bu sağlamaz. Cevabımız bursa olur, yanlış dediği için. Ne sağlar peki? Amino asitlerin sayısı, sırası, dizilişi, bunlar sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Ama diğerlerini de okuyacağız. Diyor ki, kodon ve antikodon bağlantısı zayıf hidrojen bağıyla olur. Evet, kodon antikodon birleştiği zaman zayıf olması gerekiyor ki taşıyıcı RNA oradan ayrılsın diye kolaylıkla. Doğrudur. mRNA zincirinde yalnızca bir tane stop kodonu bulunur. Şimdi bakın. Aslında ben bu soruyu ilk okuduğumda bu da bana yanlış gelmişti. Çünkü bir tane stop kodonu bulunmaz. Birçok stop kodonu var. Nedir stop kodonlarımız? UAA, UAG, UGA. Şimdi 3 tane stop kodonu var. 3 stop kodonu da o zincirin üzerinde olabilir. Hangisi ilk önce gelirse arkadaşlar, o durduracak protein sentezini. Ama burada şöyle de düşünebiliriz. Bir tane stop kodonu durdurur diyebiliriz. Yani bir tane stop kodonu bulunur değil de durdurur dersek bu şık daha doğru olur. Bilerek değiştirmedim ben size yanlış olanı göstermek için. Bir mesajcı RNA zincirinde birden fazla durdurucu kodon bulunabilir. Hangisi ilk önce gelirse arkadaşlar, o durdurur. Bunu da unutmayalım. Bu da doğru diyeceğiz eğer burayı düzeltirsek. Sitoplazmadaki taşıyıcı RNA çeşidi amino asit çeşidinden fazladır. Doğrudur. Neden? Çünkü 20 çeşit amino asit vardı. Ama
Her bir amino asidi birden fazla kodon şifreleyebiliyordu. Dolayısıyla kaç tane kodon varsa o kadar taşıyıcı RNA vardı. Hatta bunun sayısını söylemiştim. 45 tane kadar arkadaşlar taşıyıcı RNA var. Dolayısıyla taşıyıcı RNA miktarı daha fazladır. Cevabımız Bursa şıkkı oldu. Gelelim 8. soruya. Grafikli bir soru diyor ki, bir hücrede protein sentezi sırasında gerçekleşecek değişimlerle ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakalım. DNA miktarını artar göstermiş. Şimdi protein sentezi sırasında DNA sentezlenmiyor, değil mi? Dolayısıyla bu yanlış olacak. DNA miktarı sadece replikasyon sırasında artar. RNA polimeraz demiş. Şimdi RNA polimeraz kullanılıyor ama sayısı azalmıyor, sabit kalıyor. Çünkü enzimler azalmazdı, sabit kalırdı. O yüzden bu da yanlış. Oluşan su miktarı. Şimdi protein sentezi sırasında ne yapıyoruz? Peptit bağlarını oluşturuyoruz. Her bir peptit bağ oluştukça açığa su çıkar. Dolayısıyla oluşan su miktarını artar olarak göstermiş. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu doğru. Ribozom sayısı. Ribozom sayısı da sabittir arkadaşlar. Değişmez. Dolayısıyla yanlıştır. Kullanılan amino asit sayısını sabit göstermiş. Hayır tabii ki. Amino asit sayısı ne yapacak? Azalacak. Cevabım, pardon, kullanılan dediği için kullanılan amino asit sayısı artacak arkadaşlar. Sadece amino asit sayısı deseydi azalır kabul ederdim ama kullanılan amino asit dediği için artar olacak. Bu da yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 9. sorumuza. 9. soru şöyle uzun bir soru diyor ki, bazı amino asitler ve bu amino asitlerin kodonlarının verildiği tablo ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Şimdi amino asitleri vermiş ve bize kodonlarını vermiş. Diyor ki canlılarda bulunan tüm amino asitlerin en az iki çeşit kodonu vardır. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu tabloya baktığımız zaman en az iki çeşit olduğunu görüyorsun. Ama şöyle de bir şey var. Methionin amino asidini, bakın methionin amino asidini sadece AUG karşılıyordu. Dolayısıyla ben buna yanlış derim. Alaninin kullanıldığı bir protein sentezinde en çok bir çeşit taşıyıcı RNA görev yapar. Şimdi her bir kodon için farklı taşıyıcı RNA görev yapacak. Fenilalaninde kaç tane kodon var? 2 tane. Dolayısıyla en çok bir değil, 2 tane görev yapacak. O yüzden bu da yanlış. Histidin amino asidini taşıyan bir taşıyıcı RNA molekülü alanini de taşıyabilir. Arkadaşlar, taşıyıcı RNA'lar kodonlara özgüdür. Eğer ki bunun antikodonu histidine denk geliyorsa fenil alanini taşıyamaz. O yüzden bu yanlıştır. Alanin, fenil alanin ve histidin amino asitlerinden ikişer tane içeren bir protein sentezinde en çok 6 çeşit taşıyıcı RNA görev yapar. Şimdi bakın, alaninde en çok dediği için alaninden 2 tanesi farklı olacak. Daha sonra fenin alanin ikisi de farklı olacak. Histidin ikisi de farklı olacak. Hepsinden ikişer tane alıyoruz ya. Dolayısıyla 2, 4, 6. Evet, en çok 6 çeşit taşıyıcı RNA görev yapar. Bu doğrudur. Alanin ve fenin alanin ve histidin amino asitlerinden 4'er tane içeren bir protein sentezinde en çok 4 çeşit taşıyıcı RNA görev yapar. Şimdi alanin için en çok dediği için hepsini alacağız arkadaşlar. Bunların hepsini ayrı ayrı alıyorum. 4 tane burada var. 2 burada, 2 de burada var. Ne olur? 8 tane. Burada ne demiş? 4 tane demiş. O zaman cevabımız, bu da yanlış olur. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 10. soruya. Hatırladık değil mi bu şekli? Neydi bu şekil? Neydi? Taşıyıcı RNA. Arkadaşlar, taşıyıcı RNA diğerlerine farklı olarak hidrojen bağı içeriyordu. Yani şunların arasında ne var? Hidrojen bağları var. Diyor ki, yandaki şekle göre yargılarından hangileri doğrudur? Taşıyıcı RNA yapısında diyor hidrojen bağları bulunur. Evet, doğru. İki polinükleotit zincirinden oluşur. Hayır, tek zincirlidir. Bu tek zincir üstüne katlanarak bu şekli oluşturmuştur. Yani bu yanlıştır. Y ile gösterilen kısım antikodon bölgesidir. Hayır arkadaşlar. Y ile gösterilen bu kısım amino asit taşıyan kısımdı. Hatırlayın şeklimizi. Amino asit taşır. Şu kısım antikodon bölgesiydi. Antikodon. Bu bölgeyle gelip mesajcı RNA'nın şurada kodonlarına bağlanıyor. Zayıf hidrojen bağı kuruyor. Burada da taşıdığı amino asiti getirip bağlıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. X ile gösterilen kısmı diyor amino asit bağlanır. Hayır, ne dedik? Antikodon bölgesi burası. Bu da yanlıştır. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız ne olacak?
Yalnız bir olur. Gelelim yine bir tane daha sorumuz var. Diyor ki 208 amino asitten oluşan bir protein sentezine kalıplık yapan DNA ipliğinde bulunan kod ve nükleotit sayısı nedir? Şimdi durdurma kodonunu da dikkate alacağız. Şimdi 208 tane amino asit varsa arkadaşlar. 208 amino asitte kaç tane kod bulunur? Bakın. Bir de durdurucu kodonu alacağız değil mi? 209 tane kodon vardır. Şimdi durdurucuyu da ekledim üstüne ben. O zaman 209 oldu. Artı bize ne soruyor? Kodu soruyor. Kod neydi? DNA'daki karşılığı. Biz neyi yazdık? RNA'daki karşılığını yazdık. Zaten kod kodon birbirine eşit olduğu için yine 209 tane kod olur. Bize bir de neyi soruyor? Nükleotit sayısını. Her bir kod kaç nükleotitten oluşuyor? 3. O zaman nükleotit sayısı eşittir. Nükleotit sayısı eşittir. 3 ile çarparsam ben 209'u. 9 kere 3 27, 2, 6, 627 tane de arkadaşlar neyimiz oluşur bizim? Nükleotidimiz olur. O zaman cevabımız ne oldu? 209'a 627 oldu. Gelelim diğer soruya. 12. soru. Bakın yine bir melezlik sorusu. Melez DNA, ağır DNA. Diyor ki melez DNA'ya sahip bir bakteri. Şimdi burada bunu mecburen eşlememiz lazım. Çünkü bir kez ağır ortamda, bir kez de normal azotlu ortamda. Benim verdiğim şifrede hani o 2 üzeri N formülü dedim ya, orada sadece aynı ortamda eşleniyorsa onu kullanabilirsiniz. Ama böyle verdiği zaman mecburen eşlememiz gerekiyor. Bir kez ağır, bir kez de normal azotlu ortamda eşleniyor. Şimdi eşleyelim. Melez DNA'ya sahipmiş. Melez DNA'yı şöyle yeşil olanı N14 olarak göstereyim arkadaşlar. Pembe olanı da N15 olarak gösterelim. Şimdi bir kez ağır ortamda eşleniyorsa, yani 15'li ortamda eşlenecek. O zaman ne olur? 15'in karşısına 15 gelir. Ağır DNA oluşur. 14'ün karşısına da arkadaşlar yine ne gelir? 15 gelir. Şimdi bir kez eşledik. Bir kez de nerede eşleniyor? Normal azotlu ortamda. O zaman yani 14'lü ortamda eşlenecek. Her bir zinciri alıyorum yine bu sefer. Bakın şuradaki 15'in karşısına ne gelir? 14 gelir. Yine diğer 15 zincirin karşısına ne gelir arkadaşlar? 14 zinciri gelir. Geliyorum bu tarafa. 14'ün karşısına ne gelir? 14 gelir. 15'in karşısına ne gelir arkadaşlar? 14'lü ortam olduğu için 14 gelir. Şimdi benim DNA'larım bakın bir tane hatta oranını yazayım. 1/4 oranda normal azotlu ve normal olanlar her zaman için deney tüplerinde üstte kalır. Geriye kalan 3/4 oranında ise 3/4 tane yazdım da burası yanlış yazdım. 3/4 oranında ise ne olur arkadaşlar? Melez olur. Dolayısıyla benim bakın arayacağım ne olacak? 1/4 normal, 3/4 melez. Bakın diğerlerine bakın, hiçbirinde böyle bir oran yok. O zaman cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 13. soruya. Diyor ki çekirdek ve mitokondri DNA'sında hangileri ortaktır? DNA'yı soruyor. Biri çekirdek, biri mitokondri. Çift diplikli olma. Evet, ortak. Halkasal yapıya sahip olma arkadaşlar mitokondri için geçerlidir. O yüzden gitti. Nükleotit sayısının bir eksiği kadar fosfodiester bağı içerme. Bu bütün DNA'ları ve RNA'lar için geçerlidir. Doğrudur. Kendini eşleme. Her ikisi de kendini eşleyebilir. Ortaktır. Cevabımız ne olacak? 1, 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Bir hücrede protein sentezinin gerçekleşmesi için koşullarından hangisinin yerine getirilmesi gerekir? Şimdi protein sentezinde diyor ki ortamda yeterli ATP'nin bulunması. Evet, şimdi buna direkt doğru diyebiliriz ama biz detaylı bilmek zorundaydık. Protein sentezinde ne kullanılıyor? GTP kullanılıyordu değil mi? Ortamda yeterli GTP bulunmalıdır arkadaşlar. Bu yanlış. Bakın bunu aldığım kaynak doğru kabul etmiş. Ama hem de OABT kaynağı. Biz detayını bildiğimiz için ne diyeceğiz? GTP diyeceğiz. Ve ÖSYM inanın bana GTP olarak sorar. Ortamda uygun taşıyıcı RNA moleküllerinin olması. Evet, taşıyıcı RNA molekülleri olmak zorunda. DNA'nın replika olması. Arkadaşlar protein sentezi için DNA'nın replika olması da gerek yok. Sadece mesajcı RNA'yı üretsin yeter. O yüzden bu da değil. Cevabımız ne olacak? Yalnız
2 olacak arkadaşlar. Evet, böylece soru çözümümüzün sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.